Honor markası Türkiye'de satışa sunulduğunda ben ilk defa A101'de görmüştüm. Ve ilk gördüğümde de dedim A101 kendisine bir marka çıkarmış, bu markayı da satmaya çalışıyor. Dedim helal olsun adamlara. Ama sonradan kısa bir araştırma yaptıktan sonra fark ettim ki Honor aslında dünya genelinde fazlasıyla telefon modeli çıkartmış ve satmaya devam eden bir firma. Ve bu firma Huawei'nin bir alt markası olarak satışlarına devam ediyor. Ve Türkiye'ye aslında gelmeyen birçok modeli mevcut. Global olarak da birçok telefon serisi var ama bu serilerin birçoğu aslında Türkiye'de satışa sunulmuyor. A101 gibi marketler sayesinde bu cep telefonu Türkiye'ye satışa geliyor. Ve neredeyse A101'in kendi renk tonlarını fazlasıyla vurgulayan bu cep telefonu fiyatıyla da çok cazip bir durumda. Dilerseniz telefonun teknik özelliklerini fiyatıyla karşılaştıralım ve kimlerin alıp alamayacağına karar verelim. Siz de bu videoyu sonuna kadar izleyerek telefonu alıp almayacağınız karar verebilirsiniz. Telefonun hemen teknik özelliklerine geçiyorum. İçerisinde MediaTek'in işlemcisini barındıran Honor 1.5 GHz işlemci frekansıyla çalışan işlemcilere yer vermiş. Aynı zamanda bu işlemci 2 GB RAM desteklemekte. 5.45 inç ekran genişliğine ve 18'e 9 formatında LCD bir ekrana sahip olan bu cep telefonu 16 GB dahili depolama ve 256 GB'a kadar arttırılabilir hafıza ile birlikte geliyor. Aynı zamanda çift sim kartı da destekleyen bu cep telefonu sizi iki farklı cep telefonu kullanmaktan da kurtaracak. Gelelim kamera özelliklerine. Arka tarafında 13, ön tarafında 5 megapiksel kameraya yer verilmiş olan cep telefonu aynı zamanda ön kameranın hemen yanında bulunan ön flash sayesinde de karanlık ortamlarda daha net bir portre resmi için güçlendirilmiş durumda. Ve telefon tüm özellikleriyle birlikte 3020 mAh batarya gücüyle desteklenmiş. Ve tüm sistem Android 8.1 işletim sistemi üzerinde harıl harıl çalışmakta. Aynı zamanda telefonda yüz tanıma özelliğine de yer verilmiş. Tabii bu ne kadar sağlıklı çalışıyor o konu hakkında fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Dilerseniz saymış olduğumuz özellikleri değerlendirelim ve kimlerin alıp almayacağına karar vermiş olalım. MediaTek bir işlemciye sahip olan Honor bana kalırsa sınıfındaki birçok telefonla neredeyse performans bakımından bir adım daha önde. 4 çekirdekli olan bu işlemci sizi birçok oyun ve uygulamada fazla kasma ve donmalar oluşmadan akıcı bir şekilde işlerinizi yerine getirecektir. Ve unutmamak gerekiyor, bu fiyata alabileceğiniz nadir telefonlardan bir tanesi. Aynı zamanda bu işlemci 2 GB RAM desteklemekte. Tabi bu 2 GB'lık RAM'in yaklaşık 1 GB'ını sistem kendi uygulamalarında kullanır. Geriye kalan 1 GB da sizin diğer uygulamalar üzerinde çalışmanızda fazlasıyla etkili bir şekilde performansınızı arttıracaktır. Özellikle şu an birçok telefonda kullanılan ekran boyutuna sahip olan cep telefonu size bu fiyata gerçekten güzel bir ekran kasa deneyimi vermekte. Tek elle rahat bir şekilde kullanabileceğiniz cep telefonu 18'e 9 ekran formatında gayet güzel bir şekilde oyun ve uygulama veya film izlerken sizi fazlasıyla tatmin edecektir. Aynı zamanda ekranın LCD olması bana kalırsa biraz daha güzel bir görüntü elde etmenize olanak tanıyor. Aynı zamanda bu ekran 720x1440 piksel yoğunluğunda olduğu için diğer telefonlarda genelde 1080 civarında oluyor. Farklı ekran piksel yoğunluğuna sahip telefonları yan yana getirdiğinizde 720p ekranla 1080p ekran arasındaki farkı gözle görebilme ihtimaliniz var. Ama normal kullanımda bu farkı kesinlikle göremezsiniz. 720p ekran kullanması bana kalırsa batarya açısından da birazcık mantıklı olmuş. En azından daha az yoğunluğa sahip pikseller var. Birazcık daha şarj konusunda %5 ila %10 fark edecek bir güç deneyimi de size verebilir. Gelelim cihazın sistem depolamasına. 16 GB sistem belleği var. Bu 16 GB aslında bana kalırsa şu an belki yeter. Ama ilerleyen zamanlarda fazlasıyla fotoğraf ve video çekip eğer içerisinde depolama ihtimalini göz önünde bulundurmadan harıl harıl oyun, uygulama, fotoğraf, video çekerseniz ilerleyen zamanlarda kesinlikle sistem içerisinde olduğu için fazlasıyla donmalar ve kasmalar yaşatacak. Bu da sizi içerisinden çıkılmaz bir hale getirecektir. Böyle sıkıntılar yaşamamanız için Honor bunu düşünmüş ve içerisine 256 GB'a kadar destek sunan bir hafıza kart girişine de yer vermiş.
Bana kalırsa eğer imkanınız varsa en az 32 GB olmak şartıyla çok güzel bir hafıza kartı alıp bu telefonu hafıza yönünden fazlasıyla güçlendirebilirsiniz. Böylelikle hiç durmadan oyun uygulama ve fotoğraf video çekimine devam edebilirsiniz. Telefonun diğer bir özelliği, birçok çift telefon kullanıcılarına müjdeli bir haber aslında. İki tane telefon kullanıyorsanız tek bir telefona düşürebilirsiniz. Birçok marka artık çift hatlı cep telefonu kullanıyor. Önceden biliyorsunuz çift hatlı birçok telefon Çin malı diye nitelendirilirdi ve kimse almak istemezdi. Şu an günümüzde gerçi bütün telefonlar Çin'de üretiliyor ama birçok insan da çift hatlı telefona ihtiyaç duyduğu için bu yola başvurmakta ve firmaların %70'i bu konuya olumlu bir şekilde yaklaşıp kullanıcıların isteğine göre telefonlarını şekillendirerek piyasaya sunmakta. Böylece çift telefon almaktan kurtulmuş oluyorsunuz. Çift SIM kartları taktığınız yerde hafıza kart girişine de yer verildiği için hafıza kartını çıkartmak istediğinizde veya SIM kartlardan bir tanesini de çıkartmak istediğinizde aynı anda hem SIM kartları hem de hafıza kartlarını çıkartmış oluyorsunuz. Bu da aslında bana kalırsa olumsuz bir nokta. Gelelim herkesin en çok merak ettiği nokta, bana kalırsa bu telefon abi nasıl kaliteli bir resim çekiyor? Ben bu telefonu alsam fotoğraf açısından memnun kalır mıyım, kalmaz mıyım diye düşünüyorsanız bana kalırsa bu fiyata aslında fazla bir şey beklememek gerekiyor. Çünkü adam içerisine güzel özellikler koymuş ve uygun fiyata yapmaya çalışmış. O yüzden içerisinde bulunan 13 megapiksel kamera tabii ki çift kameralı birçok telefonlara göre iyi çekmeyecektir. Ama bana kalırsa gerekli ışık ayarlarını yakaladığınızda fazlasıyla kaliteli ve güzel resimler çekebileceğinizi düşünüyorum. Arka tarafından baktığınızda cep telefonuna çift kamera varmış gibi bir hava katılmış ama aslında havası bile yetiyor. Gelelim ön kameraya. Ön kamerada 5 megapiksel çözünürlüğe sahip bir kamera. Tabii bu kameradan fazlasıyla performans almak için ortam ışığını çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Aksi takdirde sizi fazla tatmin etmeyen çözünürlükte fotoğraflar çekmek zorunda kalırsınız. Tabii Honor aslında bunu da düşünerek yanına bir tane de flash eklemiş. Flash'ı normalde göremiyorsunuz ama yandığında görebiliyorsunuz. Fazla bir artı katmıyor ama en azından sizi yarı yolda bırakmamaya çalışmışlar. Fiyatına baktığımız zaman ön kameradan da bana kalırsa fazla bir şey beklememek gerek. Gelelim telefonun en çok dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi de bataryaydı. Harici bir batarya kullanmıyorsanız aslında telefonun bataryası en önemli noktalardan bir tanesi oluyor. Eğer harici bir batarya kullanıyorsanız sizi yarı yolda bırakan birçok etkenden aslında kurtulmuş oluyorsunuz. O yüzden tavsiyem harici bir powerbank alıp kullanmanızı fazlasıyla tavsiye ediyorum. En az 10.000 mAh batarya gücüne sahip olan bataryaları tercih etmenizi de tavsiye ederim. Telefonun 3020 mAh batarya gücü büyük ihtimalle tam bir günü size gayet rahat bir şekilde çıkartacaktır. Ama tabii oyun oynamak, film izlemek, fotoğraf çekmek gibi özelliklerini çok sık kullanırsanız belki de yarım günden fazla ancak idare edebilir. Aslında bu konuda moralinizi bozmayın çünkü birçok telefon neredeyse bu büyüklükteki bir bataryaya sahip ve neredeyse birçok telefon aynı performansı vermekte. O yüzden neredeyse tüm telefon kullanıcıları artık yanında powerbank taşıyarak bu soruna bir çözüm getirmeyi hedeflemiş durumda. Powerbank hayat kurtarır. Ve telefonun içerisinde barındırdığı bir özellik daha var. Bu özellik yüz tanıma fonksiyonu. Tabii bu yüz tanıma fonksiyonunu kullanabilmeniz için kesinlikle ortam ışığının iyi ayarlanması gerekiyor. Yani düşük ortam ışıklarında da belki program iyi bir şekilde çalışabilir ama yine de iyi bir sonuç elde etmek istiyorsanız kesinlikle ortam ışığının iyi olmuş olmasına dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ve küçük bir hatırlatma, bildiğim kadarıyla bu yüz tanıma fonksiyonu neredeyse tüm cihazlarda mevcut. Bazı markalar ekstra bir özellik olarak koymuş gibi görünebiliyor. O yüzden ayarlar kısmından dilerseniz bu özelliği açma imkanına da sahipsiniz. Açıklama kısmına telefonla ilgili bilgileri ekleyeceğim. Dilerseniz detaylı bir şekilde oradan inceleyebilirsiniz. Ve küçük bir not daha düşmek istiyorum. Telefon Türkiye'de sadece A101 tarafından satılmakta. Telefonun Honor'un kendi sitesine giriş yaptığımda telefonu bulup satın al düğmesine tıkladığımda herhangi bir şekilde Türkiye'de satılmadığını da net bir
şekilde görebilirsiniz. Sizler için Honor'un kendi sitesini de açıklama kısmına ekliyorum. Gelelim telefonu kimlerin alması ve kimlerin almaması gerektiği noktasına. Bana kalırsa bu telefondan fazla bir şey beklemeyenler, iki tane telefondan kurtulup artık tek telefon kullanmak isteyenler, fazla bir donanım özelliği beklemeyip kamerası olsun, beni tüm gün boyunca fazlasıyla idare etsin, birkaç oyun uygulama açsın, fotoğraf falan çeksin diye düşünüyorsanız bana kalırsa hiç düşünmeden alın. Çocuğunuza falan hediye için düşünüyorsanız bana kalırsa onlara da düşünmeden alabilirsiniz. Ama telefondan performans bekliyorsanız bana kalırsa kesinlikle paranızı bu telefona vererek çöpe atmış olmayın. Çünkü belirli bir zaman sonra birçok oyun ve uygulamayı kaldırmayacak. Hafızası dolunca da kasmalar ve donmalar yaşayacak. Bu sebepten dolayı artık telefon çok hantal bir duruma gelecek ve telefonu aldığınıza pişman olacaksınız. O yüzden telefonu almadan önce telefonu niçin almanız gerektiğini kesinleştirip ondan sonra telefon araştırmalarına başlamanızı tavsiye ederim. Bana kalırsa fazla acele bir durumunuz yoksa yaz aylarını bekleyin. Birkaç gün önce yeni telefon modelleri tanıtıldı. Büyük ihtimalle yaz aylarında yeni modeller Türkiye'ye gelecek ve şu an almak isteyip de alamadığınız bazı model cep telefonları indirime geçebilir. Bu sayede hayallerinizdeki telefona kavuşabilirsiniz. Unutmadan tekrardan hatırlatmak istiyorum. A101 bu cep telefonunu 24 saat teknik servis hizmetiyle birlikte satışa sunacağını da duyurmuştu. Kısaca toparlamak gerekiyorsa bir telefondan performans bekliyorsanız bu telefondan uzak durun ama gündelik kullanımlar için bu telefonu düşünüyorsanız bana kalırsa hiç çekinmeden alabilirsiniz. Bu fiyata bulabileceğiniz en güzel özelliklere sahip bir cep telefonu diyebilirim. Bir sonraki aktüel ürün incelemesinde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.